Peki, yalan söylemenin beyinde bir bölgesi olsa, vallahi yok, öyle bir tek bir yer yok. Burayı susturabilecek olsanız, sakın evde denemeyin, böyle bir şey yok. Ama varsayalım ki yalanın bir bölgesi var, o bölgenin biz şalterini kapattık. Mesela böyle işte TMS falan diye manyetik uyarımla yapılan bazı uygulamalar var, kliniklerde uygulanıyor. Böyle basıyorsun manyetik sinyali, beynin bir yeri yarım saat, 40 dakika çalışmayı durduruyor ama sonra geri geliyor. Korkmayın, bu çok yaygın uygulanan bir şey. O cihazı kullanıp bu bölgeyi bir sustursak. Ama 45 dakika değil, 40 yıl sustursak. Herkes de sustursak, herkes birbirine doğruyu söylese. Nasıl bir dünya olurdu? Ricky Gervais'in Yalanın İcadı diye bir film var, izlediniz mi onu? Mesela tuhaf değil mi? Kimse birbirine yalan söyleyemiyor. Herkes bodoslamada dümdüz doğruyu söylemek zorunda. İşin kötüsü, mesela orada film çekiyorlardı o filmde, hatırladınız mı? Film yapım şirketi vardı. Arkadaş da senaristti. Son derece sıkıcı gerçek hadiseleri anlatmak dışında bir şey yapamıyorlardı. Çünkü edebiyat demek, sanat demek, sinema demek, uydurabilmek demek. Uyduracaksın yani. Olmayan bir şeyleri uyduracaksın ki o hikayeleri yaratabilesin. O edebiyatı ortaya koyabilesin, o sanatı çıkarabilesin. E demek ki yalan o kadar da kötü bir şey değil gibi. Galiba yerinde kullanıp kullanmamakla ilgili bir problem var. Ne dersiniz? Şimdi yalanı da övüyormuş gibi olmayalım ama galiba bir kategori yapmak lazım. Yani bu yalanın iyisi var, risklisi var ve zararlısı var. Mesela zararlısını siz nasıl ayırt ediyorsunuz? Ben çok şey yapamıyorum. Var mı yalanın zararlısı? Buyurun efendim. Ayşe ben bu arada, merhabalar. Ayşe merhaba. Yalanın zararlısı şöyle geliyor. Güveni sarsan. Güzel. Güveni bir güven sarsan. Ortamı var, evet, bunu sarsıyor. Aynen öyle. Güveni sarsan, itimadı yok eden, saygıyı bitiren ve ilişkiyi koparan bir şey gibi geliyor. Peki, tehlikeli hiç yalan. Yakalanmasanız mesela? Olmaz güven hiçbir şey olmuyor. Evet, olmuyor. Nefis İlk. Bence. Ben de öyle diyorum. İyi ki yakalanmışız. Yani yakalanınca böyle, ama yakalanmazsam mesela güven ortamı zedelenmediğinde o zaman ona kötü değil mi diyeceğiz ya da bunu aşan bir tanıma mı ihtiyacımız var acaba? Yakalansan da yakalanmasan da ne olabilir oradaki tanım? Buyurun. Merhaba hocam, Ali Kemal. Merhaba Ali Kemal. Bir önceki programdaki konuyu çağrıştırdı bana. Nasıl ki iyilikten konuşurken dünya üzerindeki doğal akışa uyum sağlama konusu galiba yalanda da söz konusu. Tamamen yalansız olmuyor ama aynı zamanda yalan kötü bir şey. Bu durumda aynı iyilik kavramında olduğu gibi düşünebilir miyiz? Doğal akışı iyiliği bozmayacak şekilde. Bak vallahi bu tanım daha önce benim aklıma gelmemişti. Geçen programda sevgili dostlar hatırlayacaksınız, iyiye kötüye dair bir Aldo Leopold'un tanımını tekrarlamıştık. Canlı ve onun çeşitliliğini ve güzelliğini destekleyen şeyler iyidir, zıttı kötüdür demiştik. Demek ki söylenen bir yalan ya da hilaf-ı hakikat bir beyan, eğer canlılığı, onun çeşitliliğini ve güzelliğini destekleyen bir şeyse kötü olmayabilir diyorsunuz. Peki. Vay canına. Mesela hastanedeki arkadaşınıza seni iyi gördüm demek. Neyi destekliyor? Onun canlılığını, onun güzelliğini, onun iyileşmesini. Bak sen, enteresan bir şey çıktı orada. Bir alkış alalım. Nasıl? Yalanı ayırt etme konusunda ilk defa bir programda işte bir kültür hizmeti, buyurun. Hemen bir indikatör çıkarttık ortaya. Bir de o güveni zedeleyen hikayelerde galiba şöyle bir şey var. Biz bir yalan söylediğimiz zaman kimin çıkarı için bu yalanı söylüyoruz? Galiba burası biraz önemli. Kendi çıkarım için söylüyorsam ve bundan bir şekilde haksız bir kazanç elde ediyorsam, bir çıktı elde ediyorsam, bu karşı tarafın bir şekilde kandırılması oluyor ve o zaman bu pek iyi değil diyoruz. Ama peki onun menfaatine yalan söylersem? Mesela küçükken bana şey derlerdi, işte karı kocayı barıştırmak için yalan bile söylenir, değil mi? Öyle bir şey var bizde. Hani yalan kötüdür, evet, ama eşleri barıştırmak için niye biz yalan söylüyoruz? Çünkü canlılığın çeşitliğini, güzelliğini, birlikteliğini destekleyen bir şey yapıyoruz aslında. Vay be, düşününce neler oluyor değil mi? Ne enteresan. Buyurun, bir mikrofon alalım yukarı. Merhabalar, Tolga ben. Tolga hoş geldin. Bu durumda yapılan aksiyonun ya da söylenen yalanın diyelim, sizin için evrensel bir kural olmasını kabul ediyorsanız, biraz burada aslında Kant'tan çalmış oluyorum bunu tabii ki. Böyle bir durumda aslında bu yalanın belki yalan olarak bile değerlendirilemeyeceğini söyleyebiliriz. Yani bu evrende siz yaşamak isterseniz eğer ki, size de hastanede
güzel denmesini siz yalan olarak değerlendirmiyorsanız her ne kadar belki terim olarak yanlış da olsa böyle bir durumda bunu biraz daha olumlu şekilde belki alabiliriz. Eskiden dilimizde bazı yüksek çözünürlükler varmış. Mesela birisi birisine ameliyattan hemen sonra diyelim seni çok iyi gördüm ya da ya bugün çok şık çok güzel olmuşsun dediğinde eskiler bir teveccühünüz efendim derdi. Aslında bu ne demek? Öyle değil aslında. Senin dediğin gibi değil biliyorum. Ama bu sizin teveccühünüz. Yani bana doğru yönelerek, bana doğru eğilerek bana yaptığınız bir reverans. Bunu fark ediyorum demek. Mesela teveccüh aslında yalan. Ama ona yalan dememiş bizimkiler. Onun ayrımını yapmışlar. Bir şeyle ilgili çok kelimeniz varsa orayla ilgili düşünmüşlüğünüz var demektir. Biz şimdi hepsi yalan oldu mu doğrusunu yanlışını birbirinden ayırt edemeyebiliyoruz. Mesela bazen biz latife yapıyoruz denirmiş eskiden. Latife, latif ince demek değil mi? Mesela espri diyoruz şimdi, komiklik diyoruz. Eskiden buna latife derlermiş. İnce bir şey yaptı bu. Tamam gerçek değil ama bu ince. Bunu yakalayınca ha ben bunu anlıyorum ve ona başka bir isim koyuyorum. Galiba biraz hepsine yalan deyip de onları böyle etiketlemek o hikayede bizi biraz düşünmekte zorlandırıyor gibi. Öyle bir sıkıntımız var. Bu taraf ne yapıyor? O zaman ben de şunu ekleyeyim. İsim neyi de tanıyalım? Burçak Melike. Burçak hoş geldin Melike ama Melike. Evet. Espri spirit kökeninden geliyor ve spirit bir ruh ve ruhun nefes alması der Bergson buna. Aslında bu yüzden gülüyoruz. Ruhumuz bir hava alıyor, ruhumuz bir espri yapıyor ve espri aslında gülmek ve çoğu komedi bir yalandan ve bir kurgudan. Çünkü her gerçek biraz kurgu barındırıyor. Madem gülmeye komediye geldin, şimdi zaten oraya geçecektik iş itibariyle. Espri, işin ruhu, onu kaptı mı o seni bazen güldürüyor ama bütün ruhlar da güldürmüyor. Dikkat edin bazı ruhlar ağlatıyor. Yani işin hikayenin ruhunu yakaladın mı bir trajedi izliyorsan, romantik bir şey falan filan. Böyle bir efkar falan da basıyor. Ama bizim bu espri, komiklik, komedi dediğimiz şey, gülme dediğimiz hikaye nasıl bir şey? Mesela bak ben buraya girdim, müzikler, renkler, güzel ışıklar. Mesela siz böyle gülerek beni kazdınız. Ben de gayri ihtiyari güldüm mesela. Ve evde tek başımıza komedi filmi seyrederken esprileri anlıyoruz, fark ediyoruz. Ama yanımızda 3-5 kişi varsa gülmelerimiz daha bir gürültülü hale geliyor. Hatta biliyorsunuz birçok sitcomda arkaya böyle gülme efekti koyuyorlar ki sen de koroya katıl, sen de daha kolay gül diye. Öyle arkada kahkaha efektli dizilerde sesli gülme şansınız daha yüksek oluyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Demek ki kahkaha birlikte yapmayı sevdiğimiz bir şey. Ama biz şunu sorarız biyologlar. Ne oluyor ya? Yani niye böyle? Mesela niye gözünden su çıkıyor? Niye ağzını açıp da böyle hele ki ileriki safhalarında hakikaten sessiz izleyince ölecekmiş gibi olur çok gülen insan. Böyle çok kahkaha atan birisine bakarsın acı çekmekle aynı şeydir yani. İnsanlar bunu acaba niye yapıyor? Bir fikriniz var mı? Biz niye beraber gülmeyi seviyoruz? Ve daha da sade soru. Bir şeye niye gülüyorsunuz? Bir şeye niye gülersiniz bilen var mı? Merhaba, ismim İpek. Beklentinin dışında gerçekleşen durumlarda aslında birazcık gülüyoruz. Hani burada mesela her şey olağan gidiyor. Bir anda bir şey düşse hepimiz güleriz. Çünkü beklemediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Hakikaten. Yani bir anda... Mesela ben küt diye düşsem güler misin? Bir şey deyince ben üstüme alındım. Bir şey... Mesela bak bir şey düşerse gülersin, başka bir şey düşerse gülmezsin. Buradaki fark güzel. Sen burada benim kitapları okuyorsun galiba. Evet. Evet, insanın fabrikalarında vardı bu böyle. Bak dedi ki küt diye düşse güleriz. Ama hemen fark etti ki her şey küt diye düşerse gülmeyiz. Mesela şöyle bir örnek düşünün. 2 yaşında, 1 yaşında yeni yürümeyi öğrenen pati pati bir ufaklık yürüyor burada. Biz de ne yaparız? Hepimizin dikkatini çeker değil mi? Seyrederiz. Yürüdü yürüdü. Pat diye poposunun üstüne şurada düştü. Ne olur? Ha 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 ha. Hepimiz güleriz. 80-90 yaşlarında bir hanımefendi burada yürürken pat diye düşse hemen kalkıp yardım edin. İkisi de düştü. İkisi de insan. Aradaki fark ne? Birisi düştüğünde muhtemelen zarar görmeyeceğini biliriz. Ama öbürü düştüğünde zarar görme ihtimali olduğu için bu artık bize komik gelmez. Komik nedir biliyor musunuz? Beklentilerimize aykırı bir şey olur. Dikkatimizi çeker. Bakarız. Bize zarar vermiyorsa ha 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 yaparız etraftakilere. Bize bir şey olmuyor. Rahat olun. Gülümsemek mesaj vermekle ilgilidir. Kahkaha atmak mesaj vermekle ilgilidir. Bu konu evet beklentilerimize aykırı ama merak etmeyin bize zarar vermeyecek.